Kanal Urfa'ya sahur vaktine bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Özür diliyoruz, birkaç dakika geç kaldık. Malumunuz bugün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mevlidi idi. Biz oradan misafirlerimizi uğurladık. Bu uğurlama biraz uzun sürdü. Misafirlerimiz birkaç tane televizyonda canlı yayına katıldıkları için onları uğurlayıp bu stüdyoya gelmek biraz zaman aldı. Bütün izleyicilerimizden geç kalmamızdan ötürü özür diliyorum. Sevgili dostlar, Kanal Urfa'da biliyorsunuz sahurda ve iftarda çok değerli hocalarımız, çok kıymetli isimleri sizlerle buluşturuyorlar. Bu gece de iki değerli ismi sizlerle buluşturmanın ben mutluluğunu yaşıyorum. Abdülkadir Aydın abimiz, Haliye İlim ve Kültür Vakfı Başkanımız, aynı zamanda Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Abicim hoş geldiniz. Sağ olun, getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah var etsin, Allah razı olsun. Yani biz abi derken bizim hocamız, Allah o İmam Hatip'te hocayken böyle genç göründüğüne bakmayın sevgili dostlar. Maşallah deyin, ben de sizinle beraber diyeyim. Abdülkadir abi böyle temiz, mübarek bir ailenin çok değerli bir ferdi. Bizim de hem abimiz hem hocamız. Ben sizler adına tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Celil Abuzer hocamızla bu yıl sizinle benim programda 3. buluşması. Diğer televizyonları saymıyorum. Celil hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tatlı sohbetin garantisini vererek izleyicilerimize bu gece de tekrar merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dostlar, Kanal Urfa'da dediğim gibi hem Aziz hocam sağ olsun, Ahmet hocam ve değerli Ömer Şefkatli abimiz değerli isimleri buluşturuyorlar dediğim gibi. Bu gece biz Bediüzzaman Mevlidi'nden çıktık. Bediüzzaman Mevlidi'nden izlenimleri ilk etapta alacağız. Daha sonra yarın Kadir Gecesi. Yarın derken yani bugün için artık Kadir Gecesi'ndeyiz. Kadir'ini bilmemiz gereken bir gecede neler yapmamız gerekiyor? Bunun ipuçlarını alacağız ve Ramazan'ın bize kazandırdıklarıyla 11 ayı nasıl idame edeceğiz? Bunun formüllerini hep beraber gelin kulak verelim ve hocalarımızdan soralım. Ben sözü ortaya bırakıyorum. Allah razı olsun. Çok evet. Teşekkür ederiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak bu Ramazan ayının bereketiyle hakikaten Urfa'mızda çok güzel günleri geçirdik. Son günlere geldik. Malum ilk 10 günün ve son ikinci orta 10 günün sonunda artık cehennemden azat edilen günlere geldik. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla inşallah Teala farkında olmaksızın bir melekiyet kazandı insan ve insanlık ve insanlar, Müslümanlar. Hakikaten bu bazı insanlar bunun farkında değil ama gündelik hayatımızda bunu görüyoruz. Urfalılar ve Urfalı olarak da buradan daha da mutluyuz. Çünkü Ramazan'ı hakkıyla tutabilmenin yer ve yönteminin Urfa'da olduğunu da dışarı gidince daha iyi de görebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hakikaten son günlere geldik. İnşallah Teala af ve mağfiret günlerin içerisinden geçip bu cehennemden azat olmanın ve cenneti kazanma günleri olarak inşallah yarın gecede, işte bu gecede artık bu gece girmiş olduk. Kadrini bilerek, kadrimizi kadirlendirerek inşallah Teala af ve mağfiretimizi tamamlayarak Ramazan ayının bizden huzurlu ve mutlu bir şekilde iyi bir insan olma, kamil bir insan olma yolunda inşallah Teala Allah'ın rızası dairesinde hareket edip bunu mutluluk yaşayan ve kazananlardan oluruz diye temenni ediyorum inşallah Teala. Allah razı olsun. Bu gece şu anda biz Dergah Camii'nden geliyoruz. O atmosferi şöyle izleyicilerimiz canlı olarak izlediler ama izlenimlerimizi yıllardır bu organizasyonun içerisinde yer alıyorsunuz. Öncesi ve sonrası. Bugün Celil Hocam çok ilginç bir telefon geldi bana. Evet. Söylesem çok garibinize gider. Sosyal medyayı hiç kullanmayan bir insan. Televizyonu nadirattan izleyen bir abimiz. Ne diyeyim? Yani çok dış dünyayla alakası olan bir abi değil. Telefon açtılar bana. Programlar iptalmiş. Mevlüt de iptal. Ya 1960'tan beri işte büyüklerimiz sizler öyle anlatıyorsunuz. Aynen. Hiç kesintisiz devam eden bir mevlüt. 55 ya yıl. Dediler ki bomba ihbarı yapılmış. Şimdi bak ben söyleyeceğim şok olacaksınız. Allah Allah. Mustafa Kal abi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dedim ki oğlu beni aradı. Dedi ki ya böyle bir şey duyduk doğru mu? Dedim yok. Yani biz az önce belediye başkanımızla beraberdik. Biraz önce sayın valimizi ziyaret ettik.
Az sonra da biz canlı yayına gireceğiz. Böyle bir şey de yok. Böyle bir hani ya babama öyle demişler. Şimdi Mustafa abi interneti kullanıyor mu? Yok. Telefon hakeza. Dolayısıyla ülkede o huzur ortamını sabote etmek isteyen güçler, şer güçleri maalesef bugün dedim ki eğer bugüne kadar 12 Eylül'leri görmüş, 60 ihtilalini görmüş bir ülkede eğer Bediüzzaman Mevlidi devam etmişse inşallah bugün de kazasız belasız geçecektir elhamdülillah. Kimsenin burnu kanamadan bütün duamız şu anda yollarda olan şu anda bir taraftan insanlar yolculuk ediyorlar. Burunları kanamadan inşallah yerlerine sağ salim yetişirler diye dua ediyoruz. Ben bir teşekkür istiyorum ve sizlerden bir dua istiyorum. Sevgili dostlar, Kanal Urfa'da 3-4 tane gençle beraber 3-4 tane kardeşimle böyle yürekli kardeşimle beraber Abdülkadir abi gördünüz. Celil hocam da kamerayı kaldırmak zor değil. Kolay değil. Kolay değil. O zorluğu göğüsleyerek canlı yayınımızı çok güzel bir şekilde ilettiler. Ben onlara hasreten o kardeşlerime dua etmenizi istiyorum. İbrahim Tora abimiz bugün canlı yayındaydı. TRT Haber'de Hayati Yazıcıoğlu'nun programına, Anadolu Soruyor programına katıldı. Onu da selamlarını iletmiş olalım. Biz bu vesileyle ilk Bediüzzaman Mevlidi'ni canlı veren, 15 saat kesintisiz canlı yayın veren Kanal Urfa'nın ailesine, Tora ailesine ben huzurlarınızda dua istiyorum ve teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Cahil Hocam. Şimdi öncelikle Mevlid'den biraz söz edeyim arzu ederseniz. Urfa'da Ramazan'ı yaşamak ayrı bir güzelliktir. Ama bir de böyle Mevlid'le, Kadir Gecesi'yle yaşamak çok daha ayrı bir güzelliktir. Geçen gün bir tanesi Facebook'ta, Twitter'da bir abimiz, onu da söylesem tanırsınız. Bir dost tavsiyesi, Urfa'da sıcaklıklar 58 derece, ziyarete gelmek istiyorsanız erteleyin. Mevlid demiş gün önce. Aradım kendisini, ya hayırdır kardeş niye böyle dedim. Dedi ki, yahu dedi ben dedi tahammül edemiyorum. Bugün manzarayı gördük. Bugün maşallah bayram havası içerisindeydi. Hava da serindi. Hava da serindi. Evet, evet. Bir de gerçekten maşallah yoğun bir kalabalık ilgi alaka vardı. Gerçekten bir panayır havasında idrak edildi. Ben bunu biraz Bediüzzaman'ın misyonuyla ilintilendiriyorum, bağlıyorum. Bediüzzaman İman adamıydı. Davası imandı. Bu memleketin, bu ülkenin, hatta ümmet-i Muhammed'in sulhu ve selametini hedeflemişti. Evet. Ve şiddet ve şiddeti çağrıştıran her şeye karşı duran ve tasvip etmeyen, şiddetle bunu men eden bir anlayışa sahipti. Hatta onun kendi ifadesiyle ben bu memlekete en az 1000 emniyet müdürü kadar hizmet etmişim. Ne diye diyorsun abi ya? 81 emniyet müdürü varken 1000 diyor. Evet, 1000 emniyet müdürü kadar. Yani bunu aslında görebiliyoruz. Yani şu anda yanı başımızda Suriye'de ve bir gönül coğrafyamızda kan ve gözyaşı şiddet sarmalı alıp giderken elhamdülillah ülkemizde bütün çabalara, gayretlere yani düşmanların, hainlerin diyebileceğim art niyetli insanların bütün çabalarına, gayretlerine rağmen elhamdülillah huzurumuz var. Ve elhamdülillah belli bir düzen içerisinde yaşıyoruz. Burada işte Bediüzzaman'ın bu misyonunun önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün biz ülkemizde eğer gerçekten bir huzur içerisindeysek burada Bediüzzaman'ın bu mücadelesinin, bu misyonunun çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o tamamıyla bir gönül insanıydı, muhabbet insanıydı, sulh insanıydı. Kendisini hapislere atanlara, işkence edenlere, hatta zehirleyenlere, öldürmek isteyenlere dönüp şöyle bir sert nazarla bile bakmamış, hakkını helal etmiş birisiydi. Hapishaneleri Medrese-i Yusufiye olarak güzel bir onu tanımlamayla şirin göstermeye çalışmıştı ve gerçekten hapishaneleri bir medreseye, bir eğitim kampına dönüştürmüştü. Nice azılı katiller ve gerçekten ıslah olmayan insanlar onun olduğu mekanlarda namaza, niyaza ve el pençe divan durmaya başlamışlardı. İşte bu onun mücadelesiydi. Elhamdülillah ülkemizde işte huzurun olmasının en önemli şeylerinden bir tanesi onun bu müsbet hareket olarak kavramlaştırdığı, ifade ettiği ve insanı kazanmaya dönük olan çabasıydı.
Yine onun ifadesiyle biz diyor muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok. Yani bütün gayretimizi, çabamızı muhabbete, sevgiye. Gerçekten bugün aslında Bediüzzaman'ın bu çağrısına yani bu yıl, dünya muhtaç. Bu yılki Diyanet'in ana teması gönüller yapmak. Evet, gönüller yapmak, evet. Huzur. Bugün canlı yayında dergahta Mevlüt'ten sonra güzel bir örnek verdiniz. Onu izleyicilerimize bir kez daha paylaşalım, bir daha pekiştirelim. Üstad öyle bir gönül adamı ki, şiddete o kadar karşı ki, yumurtanın tokuşturulmasına. Evet. Yani çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Yani bunu ben hatıra olarak dinlemiştim. Hani hepimizin yaptığı normal kahvaltıda yumurtayı kabuğunu soyarken yanımızdakiyle tokuştururuz veya birbirine çarparız. Evet. Şiddetle bunu bile yasaklamış. Demiş ki kardeşim ruhunuzda kabalık oluşur. Şiddet çağrıştırır. Evet. Hatta kağıdı buruşturarak atmaya bile son derece kızarmış. Çünkü burada da bir şiddet şeyi vardır. Kağıdı sıkıyorsunuz, buruşturuyorsunuz. Bir düzensizlik var, bir şey var. Yani bu denli şiddete karşı bir duruşu var. Sevgiyi, muhabbeti önceleyen, sulhu, selameti önceleyen. Tam işte Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunun aynesi olan bir anlayışa sahip. Hiçbir zaman şiddet yanlısı olmamış. Evet. Hiçbir zaman şiddeti çağrıştıran hiçbir hareketin yanında olmamış. Hiçbirini tasvip etmemiş. Her zaman adeta tam bir gönül insanı. Ve gönülleri fethetmeye. Tek bunu şuradan da anlıyoruz. Bugünkü aslında programdan da bunu görebiliyoruz. Evet. Bakın tek başına bir insan adeta bütün dünya onun karşısındayken, bütün teknik ve o dönem itibariyle, teknolojisiyle, bütün kuvvetleriyle onun karşısındayken aciz görünüşte bir ihtiyar bir adam bir hareket başlatıyor bulunduğu yerden. Bugün bütün dünyaya yayılmış, milyonları sarmış o hareketin müntesipleri var. Bugünkü işte akşamki Mevlüt programında şöyle bir avluya baktım. Yani hepsi genç. Evet. Tıklım tıklım genç dolu. Tam da özlediğimiz tablo. Yani Bediüzzaman'ın herhalde bugün mezarından o tabloyu bütün bir sevinçle, böyle sürurla o tabloyu biz izlemiştir. Kışta geldik, ve, evet, acele ettik. Kışta geldik. O sözü belki de bir daha tahtür etmiştir. Evet. Gerçekten şunu görmemiz gerekiyor. Bugün eğer biz toplumsal sorunlarımızı özellikle şu şiddet sarmalını temizlemek istiyorsak, bundan kurtulmak istiyorsak, Bediüzzaman'ın öğretilerine, bize olan tavsiyelerine, Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in hayatından yansıttığı o öğretilere yeniden dönüp özellikle gençlerimizle bunları buluşturmamız gerekiyor ki bu tür sorunlarımızı en aza indirgeyelim. Yani bugün aslında bütün alem İslam buna muhtaç. Hatta bütün dünya bu sevgiye muhtaç. Ben yine avluda yine bir programda söyledim. Evet. Yani insanlar şu avluda yaşanan muhabbete muhtaç. Evet. Bu gerçekten çok ayrı bir zevk. Hatta öyle demiştim. Yani bütün vatandaşları davet ediyorum. Ne olur bir Ramazan gelin Urfa'da bir gece ihyası yapın. Hatta mümkünse Kadir gecesini, Mevlid'i Urfa'da bir yaşayın birlikte. O muhabbeti, o kardeşlik ruhunu, o sevgi ve merhameti şeyi bir şöyle yaşayın. İliklerinize kadar sevgi ve merhamet dolacaksınız. Pozitiflik dolacaksınız ve müthiş bir sinerji olacak. Ferahlayacaksınız. Daralttı dünya bizi. Dünyadaki elim hadiseler. Evet. Eğer nefes almak istiyorsanız bu güzel örnekleri gelin görün. Buyurun yaşayın. Urfa'ya gelin diyoruz. Dün burada 5 tane pırıl pırıl genç vardı. Böyle baktım. Böyle kendilerinden emin. Dünyayı davet ediyoruz. Hoşuma gitti. Evet. Sizin de çağrınız dünyaydı. Günlerdir Kanal Urfa'da da dönüyor Bediüzzaman Mevlidine. Evet. Tabii bunun altyapısı var, hazırlığı var. Tabii bugün büyük bir hazırlık yapıldı. Bugün Urfalılar bunu bugün yaptılar. Dünyanın her tarafından geldikleri gibi Türkiye'nin de her tarafından gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim çağrımız dediğiniz gibi sadece Türkiye değil. Avrupa'dan, Almanya'dan, hatta bu akşam bir tane gayrimüslim Müslüm olmuş. Bakın oturmasını bilmiyor. Evet. Dolayısıyla dizüstü ayakta duruyor. Yandakiler, sağındakiler, solundakiler bakıyorlar. Sonra rengine baktım. Hakikaten farklı bir renk. Evet. Ama bizden olmuş. Evet.
kalbinde, imanında o kadar güzel bir pırıltı var ki, o pırıltıyla namaza dikkatimi çekti hakikaten. Baktım ki onlar da iltifat ediyorlar. Belli ki yeni bir ihtida var, yeni bir İslamiyet'e dehaleti var. Evet. Güzelliği Urfa'da yaşamak ve güzelliği Urfa'da görüp ve daha sonraki hayatında da devam ettirmek arzusu var. Hakikaten biz bu hakikatlere, bu imani değerlere sahip olmakla beraber bahtiyar insanlarız. Cenab-ı Hak herkese bunları nasip eylesin. Geçen hafta bizim bir mekanımıza Kobani'den gelen gençler vardı. Bunların içerisinde okumuş, Arapça bilen, yani bayağı böyle işte kalem yalamış insanlar da vardı işlerinde. Şimdi tabii orada gece ihya etmişler program sonunda. Bakmışlar ki bir farklılık var, bir farklı bir dünyaya girmişler. Evet. Bu farklı dünyaya girişin sonucu olarak şunu ifade etmişler. Ya demişler, biz bunu Suriye'deyken yaşamadık, hiç yaşamadık ya da yaşamıyorduk da. Siz bunu nasıl elde ettiniz? Sonra bakmışlar ki okudukları o cevşenler, o genel manada okunanlar, ona toplu okumalar, onları görünce bak dünyası değişmeye başlayınca demiş ki ha, bunda bir iksir var. Ve dönmüş arkadaşımıza demiş ki, biz de eğer kendi ülkemizde, yani Suriye'de bu gerçekten bu duaları yapmış olsaydık, bu cami duaları yapmış olsaydık, biz de kendi dünyamızda bunları yaşamaz, bu hale gelmezdik. Evet. Demek ki sizde eğer bir huzur varsa, bir sükun varsa ülkemizde, evet, Anadolu'muzda, bunun asıl sebebi hakikaten Üstad Bediüzzaman'ın çaktığı bir mühür var. Bu iman hakikatlerle beraber yapmış olduğu bu virtler, bu özellikle Ramazan aylarında bize cevşenleriyle, Hizb-ı Nurlarıyla tavsiyeleri noktasında yapılan dualar neticesinde bu afatlar, bu belaların askere inişi. Yoksa Allah muhafaza, belalar hakikaten çevremiz ülkemizi de evet, şekline gelirdi. Ve evet, ondan sonra diyor ki o Kobani'nin arkadaş, ya siz böyle bir ihsire sahipsiniz, böyle bir şeye sahipsiniz. Eğer biz de bu sahip olsaydık buna, ülkemizde bu haller yaşamazdık. Ve biz de bunu şey demezdik diyerek, kendi çadır kentlerinde ne olursunuz, evet, biz de bunları yapacağız diye onarlı 20'şerli olarak onlardan talep etmişler. Arkadaşlara sağ olsunlar, o taleplerini karşılamışlar. Onlar da bu halka oluşturacağız, biz de bu duaları yapacağız demeye başladılar. Evet. Şimdi tabii biz farkına değiliz yaptığımız duaların, işte kendi dünyamızda bir şeylerin farklılaştığını belki görüyoruz ama aslında sadece kendi dünyamızda değil, aslında alemde büyük değişiklikler oluyor. Farkına evet, değiliz. Onun için Cenab-ı Hak yapılan bu dualar neticesinde İslam alemindeki gelen belaları defne de refne de sebebiyet verdiğinin işte netice itibariyle görüyoruz. Evet. Cenab-ı Hak bu günler hürmetine yapılan bu ibadetlerin, işte okunan Kur'anların, okunan birler hürmetine üzerimizde gelecek belaları da defetsin, refetsin ve sonunda alem İslam'ı ittihadına, birliğine sebebiyet versin diye dua etmemiz lazım. Evet. Diye bu kandil gecelerinde şimdi ısrarla dua etmemiz lazım. Bediüzzaman Hazretleri'nin söylemiş olduğu her şey çıkıyor. Evet. İşte örnek en uç şeyi anlatırlar. Üstad Hazretleri bir gün uçak geçiyor, nevimle iftar ediyorum diyor. Bir gün ben bu uçağa bineceğim diyor. Sen de ücretsiz olarak bineceğim. Şeyi var orada, hatırası var. Hatırası var. Evet. Hava Emir Dağı'nda evet, hava alanı ve eğitim şeyi diyor, gidin sorun bakalım ne kadara hani bindirirler. Evet. Böyle bir merakı var teknik evet, ve teknolojiye karşı evet, da. Nevi'nin iftar evet, böyle bir çok o, ilginç bir evet, şey. Ve gidip soruyorlar, biraz pahalı geliyor. Diyor o ki o günün şartlarına diyor ki nasıl olsa ben ücretsiz bineceğim. Ve üstad vefat ediyor. Evet. Ve üstad vefat ediyor. Evet. Evet. Vefatında diyorlar ki üstadımız ne dediyse biz gördük. Ama üstad dedi ki ben uçağa bineceğim, hem de bedava bineceğim. Evet. Tahakkuk etmedi. Evet. Bir diğeri işte benim mezarım gizli kalacak diyor. Evet. Şimdi on binlerce insan mezarını başında geldire defnettiler. Evet. Bu iki şeyi alıp veriyor işte abiler. Hayattaki abiler, Salih Özcan abi. Niye işte gerçekleşmedi? Evet, yani bunda şey var. Hatta diyor abiler burada televizyon hatıralarında anlatırken gittim diyor Hulusi abiye sordum. Kardeşim üstadımız mı dedi? Evet. Duydun mu? Evet. Bil ki tahakkuk edecek. Evet.
İnşallah. Sarı Özcan abi diyor, bir baktık ki diyor, Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatından 111 gün sonra kabrini tırmışlar. Onlarca meçhul bir yere, evet, talebeler tarafından, 3-5 talebesi tarafından bilinen yere götürülmüş. Evet. Elhamdülillah diyor, buna da inandık. Şimdi bunu şunun için anlattım. Üstadın söylediği her şey çıkıyor elhamdülillah. Evet. Elhamdülillah. Dediği şeylerin bir tanesi de Urfa için. Yani biz yerelde şu anda Urfa'yı konuşuyoruz. İşte tabii az önce yolda dedim ya, nutkum arabada kaldı. Nutkum kesildi. Yoksa ben Urfa ile ilgili, Mevlüt ile ilgili hazırlığım vardı. Sadırda da bir şey olmayınca size sığınıyorum şimdi. Orada Üstad Urfa ile ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Urfa'yı acayip bir şekilde alem İslam'ın merkezi olacak diyor. Evet. Önemli bir şey. Evet. Tabii, yani tabii. Bütün vakıfların, STK'ların, evet, sivil inisiyatifin, aktivistlerin buna çok iyi değerlendirmesi lazım. Şimdi bana göre iki şey var ama size göre çok şey vardır. Bunlar ne olabilir? Şimdi aslında yani bizim vazifemiz veya bu sözün karşısında alacağımız tavır. Yani bugün ben ısrarla şunu altını çizdim. Üstad Hazretleri ben Nur talebelerine dua ediyorum demiyor. Ben bütün Urfa halkına diyorum. Evet. Urfa halkının içerisinde herkes var. Değil mi abi? Evet. Ya Urfa'daki Nur talebelerine dua ediyorum demiyor. Evet. Bütün Urfa halkına diyor. Demek Üstad orada bir tablo çiziyor. Ölüsüne, dirisine. Hepsine. Burada onu iyi okumak lazım. Onu Bediüzzaman'ın misyonuyla aslında örtüşüyor. Şimdi evet, Urfa dediğimizde aklımızda Hillet gelir. Ne İbrahim Aleyhisselam gelir. Yani Hillet dostluk İbrahim'i gelir. Hillet İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın dostluğu. Yani Urfa'da ben 20 yıl aşkındır Urfa'dayım. Evet. Bunu gerçekten fazla 23 yıl oldu. 23 yıl değil mi? O bayağı bir zaman olmuş. Evet. Bunu gerçekten hissediyoruz. Bugün akşam da onu hissettik. Onu yaşadık. Yani müthiş bir muhabbet, bir diyalog, bir samimiyet, ihlasın olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman'ın da ortaya koyduğu davada bu var. Sulh var, selamet var ve birlik, beraberlik var. Urfa bu anlamda bu mesleği geliştirerek alemi İslam'a örneklik edebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli işletmek gerekiyor. Yani Bediüzzaman'ın oradaki o duadaki aslında söylemdeki şey bir görevdir. Bunu bizim bütün Urfalılar olarak, Urfa'da yaşayanlar olarak bu bilinci hissedip bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bugün alem İslam gerçekten yani vazifelerimiz, vazifelerimiz bu. Muhabbete, sevgiye muhtaç, kardeşliğe muhtaç. Urfa'da elhamdülillah Kürtler, Araplar, Türkler ve diğer yine olan ırkta olan kardeşçe yaşarlar. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Yani Bediüzzaman da tam bunu ifade ediyor. Bediüzzaman'ın düşüncesi İslam düşüncesidir. Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu, Kur'an'ın bize ifade ettiği İslam'ı hayata tatbik etmektir. Ve en çok karşı çıktığı şeylerden birisi de ırkçılıktır. Evet. Bölücülüktür. Ve şiddettir. Bugün baktığımız zaman en çok da muhtaç olduğumuz, yani tamirine muhtaç olduğumuz şu anda dünya şiddet sarmalında. Evet, hastalıklar bunlar. Dolayısıyla bu anlamda Urfa'nın o misyonu ile birlikte Bediüzzaman'ın misyonunu birleştirip ikisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bilmiyorum, sadece bir örnek olarak hani bu Urfa'nın o Ali Cenaplığına örnek olarak öteden beri mesela haç karayoluyla gidilirken Urfa'da misafirler sokakta bırakılmazdı. Ya Urfa'nın işte alır evine götürür. İşte şimdiki Piyazan'ın orada şehir dışı orası evet oluyor. Otobüsü. İnsanlar orada bekliyorlar. Ellerinde su gücüne göre. Herkes kendi ayran. İşte evet. Hacı Kamiller mesela. Evet. Derler ya Hacı Kamil ayran olmuş. Evet. Değil mi? Yani aynen, orada bekliyorlar hacı kafilesi gelsin de onlara bir yudum su, bir yudum şerbet, bir yudum ayran verelim. Evimize götürelim. Aynısı evet, bugün mesela Mevlid'de de. Evet. Akşam değil mi? Sizler aynen, bu işi organize yaşadık, ettiniz. İnsanlar geliyor bana diyor 30 kişi. Ben evimde ağırlamak istiyorum. 50 kişi ağırlamak istiyorum. 10 kişi ağırlamak istiyorum. Ve
misafir götüremediği için ağlayan insanlarımız var. Yani işte gördük. Dünya buna muhtaç. Evet. Yani bunu ortaya misafir alamadığı lazım. İçin üzülen insanlara muhtaç. Üzülen insanlar var. Bu güzel insanlar dünyayı şiddet sarmalından kurtaracak sevgili dostlar. Bu bakış, bu ruh, bu ümmeti tümünü sarıp sarmalayan ve muhabbetle bütünleştiren bu güzel insanlar ve üstadın şahsında talebeleri inşallah güzel günler hepimize yaşatacaklar. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa aradan sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. Sevgili dostlar, Kanal Urfa'da sahur vaktinde son bölümle tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah 3.08'e kadar, 3.08'e kadar sizlerin huzurunda olacağız. Daha sonra sizleri ezana yakın bir iki tanıtımla inşallah veda edeceğiz. Stüdyo konuklarımız Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ceylil Abuzer hocamız ve Abdülkadir Aydın hocalarımız. Halliye İlim Kültür Vakfı Başkanı aynı zamanda. Ceylil hocamı zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda Birecik Meslek Lisesi Okulu müdürü. Sevgili dostlar, Urfa'nın ehemmiyetini anlatıyorduk. Urfa'nın rol model olduğunu konuşuyorduk ve üstadın çizmiş olduğu muhabbet çizgisini anlatmaya çalışıyorduk. Diyanet bu yıl gönüller yapmak için kolları sıvamış. Asırlardır biz gönül telimize, gönül dünyamıza seslenen insanlara ses veriyoruz. Efendimizin izinden devam eden müştehitler, müceddidlerin izinden giden bu millet ancak kurtuluşa varabilir. Dolayısıyla bu asrında önemli müceddidlerinden, önemli müfessirlerinden, tefsir alimlerinden, Kur'an biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in önemli bir tefsiri İsa-i Eylül. İşte biz onu satır aralarında bugünümüzün yaralarına merhem arıyoruz. Bu dünyanın şiddet sarmalından nasıl kurtarabiliriz? Algı operasyonlarını nasıl bitirebiliriz? İşte az önce programın ilk bölümünde dedim. Bu arada sosyal medyada arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar, bize de dediler mevlüde gitmeyin bomba patlayacak. Allah'a emanet. Elhamdülillah. Ama doluydu yani. Evet. Geçen seneden az değildi. Yine kalabalık coşku vardı rağmen, yine. Evet. Bunca sıkıntıya rağmen insanlar geldiler. Bu arada size çok selamları var. Selam. Abdülkadir abi, merhum Badıllı abi, evet. Bir önceki yıl burada oturup Urfa ile ilgili hatıratını o kitabından okumuştu. Evet. Sizin pederin de bunda emeği var. Yolda evet. Bugün sohbet ettik. Dedi ki kısa bir zamanda bastı. Evet. Üstad Urfa'yı çok önemsiyor. Urfa'nın önemine binaen Urfa'da ölmeyi istiyor. Evet. 40 derece ateş içerisinde talebelerine beni Urfa'ya götürün. Yetiştirin. Efendim acaba hafızası yerinde değil mi? Şuuru yerinde değil. Erteliyorlar biraz üstadı. Para yok işte benzin koyacak şeyimiz yok falan. Nasıl gideriz? Arabanın tekeri işte araba arıza. Yaptırın gideceğiz. Efendim olmuyor. Şunu satın gideceğiz. Evet. Ve en son ben gidiyorum diyor. Urfa bu manayla çok önemli. Oradan bir iki satır Urfa'nın ehemmiyetine binaen evet. Hem Badıllı abinin ruhaniyetini de böyle bir kez daha almış olalım, ona fatihalar gönderelim. Aynen. Bu mübarek günde, mübarek dakikalarda. Tabii Urfa'ya üstadımızın ehemmiyeti veriş nedeni buradaki yapılan hizmetler de tabii onu her zaman için mutlu ediyor. Çünkü Ablayın abi malum olduğu üzere Urfa'ya gönderiliyor. Sonra Badıllı abinin nurları tanımasıyla işte Isparta'ya gidip onu ziyaret ettikten sonra gelip onun da burada Hüsnü abi, Bayram abinin de buraya geliş ve orada kalışı, hatta sonra Zübeyir abinin gelişi yani, ve bunların böyle üç empati merkezi... yaparsak Abdülkadir abi, şimdi biz kendi aramızda konuşalım. Şimdi o günün şartlarında 1950 Urfa'sını evet. konuşalım. 50 Urfa'sı
küçük bir köy, bir kasaba. Tabii, tabii. Değil mi yani? Bir kasaba. Yani Balıklı Göl ve çevresinden kadar, ibaret bir yer. Evet, şimdi o günün yani. Şartlarında siz gelin Ankara'daki güzel üniversiteyi bırakın. Ve üstadın tek sözü, git kardeşim ben geliyorum. 10 yıl sonra üstad vefat etmeye geliyor. Nasıl bir bağlılık ki, nasıl bir aşk ki, nasıl bir gönül bağı ki onu getiriyor buraya. Daha sonra Badıl abi mal varlığını hizmete veriyor. Aynen. Babamdan dinledim. Diyor ki bir gün işte hani hizmete bağışta bulunan insanlar var. Evet. İşte getiriyorlar ediyorlar. Tabii hizmette sıkıntılar var. Gönüller rahmet istiyor diye artık bu dünyada değiller. Allah rahmet Muhammed etsin. Ağa'yı, Muhammed Ağa'yı. Evet. Diyor ki Zehra'yı yiyenin temeli kazılırken ne zaman para bitse var mı böyle bir şeye? Altın çıkıyor. Evet. Zehra'yı yiyenin temelinde altın çıkıyor. Allah'ım. Bir, iki. Badıl abi karşındaki adama, kardeşimize diyor ki kardeşim öyle bir lirayla, 10 lirayla olacak iş değil. Badıl abi bütün mal varlığını hizmete vakfetti. Evet. Ama bakın on binlerce ağa geldi geçti, yüz binlerce ağa geldi geçti. Badılların bir ağası var. Evet. Çok ağa var da. Evet. Abdülkadir Badıl abi gibi bir ağa var. Allah razı olsun. Allah Badıllar da hakikaten şu anda hepsi onlara sahipleniyorlar. Benim dayım ha. Yok sahipleniyorlar. Hayır hayır. Önemli olan sahiplenmeleri. Sahipleniyorlar. Evet. Bu yıl etkinlik ve her yılda, 2 yıldır da etkinlik de başladı. Evet. Onları anmaya başladılar. Hakikaten Urfa'mızla ilgili üstadımızın çok güzel ifadeleri var. Bunları Badıl abi derlemiş, toparlamıştı. Şimdi diyor, Şam'a ve Halep'e yakın olan Urfa'da bir medrese-i Nuriye ileride teşekkül etmesine kuvvetli ümit ediyoruz. Hazreti Hacı Ali Kılınç ile beraber eski Said'in gayet kıymetli bir talebesi olan Şam'daki Molla Abdülmecid ve Urfa'daki Nur'un talebelerinden Seyyid Salih, onun yanındaki Nur'un fedakar bir talebesiyle muhabere etsinler diyor. Ben çok zaman evvel bekliyordum ki Urfa tarafından Nurlara karşı kuvvetli eller sahip çıksın. Çünkü orası hem Türkiye'nin, hem Arabistan'ın, hem Kürdistan'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Şimdi tabii bu üstadın ifadesi şu anda yazılı ve basılı ve şu anda Abide denilen yer var ya. Evet. Gidin orayı okuyun. Onun üzerinde vardır. Yolları evet. Tarif eden. Aynen. Yazar Pakistan'a giden yol. Evet. İran'a giden yol. O günün şartlarında. Yok yazıyor hala da orada duruyor. Osmanlıca yazılmış. Evet. Yani o gün bakın o ifade orada nakşedilmiş ama üstadımız da o gün şartlarında Türkiye'nin özellikle Urfa'mızın, çünkü diyor orası Urfa'yı tarif ederek Türkiye'nin hem Arabistan'ın hem Kürdistan'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse o üç memlekette intişarına vesile olur. Cenab-ı Hakk'a hasis şükürler ediyorum ki o havalin dindarları ve hamiyetkarları sahip çıkmaya başladılar. Ben de kendi paramla aldığım zehir hastalığımı fazla rahatsızlığı içinde tahsis ettiğim bana mahsus bir kısım mecmualarını onlara gönderiyorum. Çok yerlerden ve çok mühimmatlardan istedikleri halde ben Urfa'yı her yere tercih ediyorum. Evet. Urfa'da medrese-i Nuriye'sine veriyorum. İnşallah bir kısım daha onlara göndereceğim. Orada inşallah Kur'an ve imana tam hizmet edecek. Orayı İsparta'daki Medrese Zehra ve Mısır'daki Cemil Ezher küçük bir numunesi haline getirmeye vesile olmaya, Şam ve Bağdat'taki Medrese İslamiye'nin bir numunesini yapmaya yol açmalarını rahmet-i ilahiyeden ümit ediyoruz. Hem madem ümit ettiği şeyi bir daha altını çizebilir miyiz? Güzel müjdeler verebilir misiniz bize? Aynı şekilde inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Medrese-i Nuriye'nin bir numunesi olarak Medrese-i İslamiye'nin hükmünde olan Medrese Zehra Üniversitesi'nin inşallah teşekkürü için Badıllı abilerin temel attığı o noktada inşallah yavaş yavaş tahkiki için uğraşılıyor. Günün birinde inşallah o da tahkik edecektir. Ama tabii bizim için sahi ve gayret lazım. Bu sahi ve gayret neticesinde inşallah onları da göreceğiz. Nitekim Van'da Zehra Üniversitesi adı altında üniversite malum üzere yasası da çıktı. Onunla beraber alınacak personelin sayısının Maliye Bakanlığı'ndan tahkiki da çıktı. İnşallah Urfa'mız da bir gün bunları görecek. O da inşallah tahkik edecek de ümit ediyoruz. Hem devamında diyor ki
Hem madem Risale-i Nur'un mesleği hildettir ve Urfa ise İbrahim Halilullah'ın bir menzilidir. Evet. Yani bu Urfa'nın aleyhinde Hazreti İbrahim buralı mıdır değil midir ifadesinin son noktayı koyuyor. Yani bu yani mutlak bir ifade bir de. Evet. Yani tescilidir. Urfa ise İbrahim Halilullah'ın bir menzilidir. İnşallah bu mesleki hilleti İbrahimiye orada parlayacak. Evet. İnşallah parlamaya başlamış ve bu parlama da devam edecektir. İnşallah. Hem ihtimali kavidir ki bu dehşetli sem'i hastalıktan, zehri hastalıktan kurtulsam gelecek kışta Urfa'ya gitmeyi cidden arzu ediyorum. Nitekim daha sonra tavk ediyor ve geliyor ve Urfa'da vefat ediyor. Allah. Ne mutlu Urfalılara. Evet. Ama Urfalılar da sahip çıkmışlar. Sahip çıkmış. Celil abi ben geçen sene burada bir programda söyledim. Dedim ki üstadı seven ve sevmeyen yani muhalifleri de sahip çıkmışlar. Evet. Mesela o günün şartlarında en uçtaki muhalif bile ya ne istiyorsunuz adam ölmeye gelmiş ya. Öbürleri demişler ki biz üstadı vermeyiz. Otelin etrafını sarmışlar. Evet. Demişler ki onu alırsanız buradan biz burayı darmadağın ederiz. Urfalılar haberleri yok. Biri baba diyor, biri şeyh diyor, biri hoca diyor. Ama öyle anlaşılıyor ki üstadın o buraya olan muhabbeti onlara aşık etmiş, ya. Cezbetmiş. Bugün İpek Palası Sait Yüce abimizle beraber gezdik, o ortamı teneffüs ettik. Yani hakikaten Urfa bunu hak ediyor. İnşallah dediğiniz manadaki o güzellikler de ortaya çıkacak. İnşallah. Üstad ne dediyse halk çıkmışsa etmiş, etmeye devam ediyor. Bu da çıkacak inşallah. Ben enteresan yeni bir şey okudum. Evet. Bu alem-i İslam ve dünyamız için. Tabii işte bazı ümitsiz olanlar oluyor. İşte dünyada gelişen gelişmelerden dolayı. Üstadımız onunla ilgili belki şeyde yok ifade olarak eserlerde ama şifa olarak ifade diyor ki İngilizler diyor. Evet. Şu andaki malum yani sosyal medyada dolaşıyordu. İngilizler malum olduğu üzere işte Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Şimdi diyor ki İngilizler İslamiyet'e diyor çok düşmanlık yaptıklarından bunların karşılığını mutlaka göreceklerdir. Mutlaka diyor sonunda balığa muhtaç olacaklardır. Sadece yiyecekleri içecekleri balık olacaktır. Yani evet. O kadar zelil bir duruma düşeceklerdir. İnşallah. İnşallah bugünlerde göreceğiz. İnşallah. Yani tabii alem-i İslam'ın, İttihad-ı İslam'ın özellikle istikbali parlak olma hesabıyla din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihya din ile olur. Bu milletin ihyası. Biz dine temessük edersek tali ederiz. Daha da yükseliriz, daha da yüceliriz. Evet. Elimizi gevşetirsek maalesef işte hali pürbelal haline ortada. Döneriz. İnşallah-u Teala temessük ettiğimiz müddetçe tali edeceğiz. İnşallah. Ümit varız inşallah-u Teala. Evet Celil Hocam bu güzel ifadelerden sonra Hillet İbrahim'i Urfa'da. Evet. Onu böyle açtınız, evet. Tam böyle evet. Deşemedik. Estağfurullah. Nasıl olacak? Yani Bediüzzaman Hazretlerinin dedik ya mesleği iki temel şey üzerine. Evet. Bir, tamamen iman insanı olmak, imanı öncelemek. İkincisi buna ulaşmak için husumet değil de muhabbeti, sulhu, selameti öngörmek. Urfa'da işte hani demin okunan pasajda da ifade edildiği gibi İbrahim Aleyhisselam'dan tevarüs eden bu hakikat mündemiş var. İşte bunu ortaya çıkarmak, bunu ihya etmek, bunu örnekliğini bütün dünyaya, bütün alem-i İslam'a yaymak. Bediüzzaman Hazretleri sadece hani kendi ailesini, kendi bölgesini, hatta sadece Türkiye'yi düşünen bir insan değil. Alem-i İslam'ı ve bütün insanlığı düşünen bir insan ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin adeta aynesi. Onun mesajını burada bize yansıyor. Onun hani çok meşhur bir sözüdür. Diyor ki, aleme İslam'a indirilen darbeler ilk evet. önce benim kalbime indiriliyordu. Evet. Yani bu denli de İslam coğrafyasıyla iç içe evet. bunun ızdırabını, acısını yüreğinde en ağır şekilde hisseden bir insan. Tabii çözüm arıyor o dönem şartları itibariyle.
Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı dağılmış, bütün İslam coğrafyası adeta tesbihin taneleri gibi imameye kopunca, tesbihin taneleri gibi her biri bir tarafa dağılmış, başsız kalmış. Herkes kendi adeta başının çaresine bakma durumunda olmuş. O dönemde şunu görüyor. Bayrak buradan, İstanbul'dan, Anadolu'dan düştü ve bu bayrak yeniden buradan kalkacak. Nasıl olacak? Adam adama markajda, adam kazanarak, adam yetiştirerek ve başka şans yok. Ve gerçekten baktığımız zaman adam adama çalıştığını görüyoruz. Gönüller fethederek, gönülden gönüle yol bularak adeta bir müthiş bir topluluk inşa ediyor. Ve bugün işte bunun gerçekten ne kadar da doğru olduğunu görüyoruz. Böyle bir makale okumuştum. İhvan-ı Müslimin'in liderlerinden, önde gelenlerinden birisinin ifadesi. Diyor ki, biz Bediüzzaman'ın iğneyle kuyu kazdığını zannederdik. Oysa yanılmışız, o başarılı oldu. Çünkü esas olan adam yetiştirmektir, insan yetiştirmektir, gönülleri fethetmektir. Efendimizin de metodu aynı budur. Değil mi? Yani aynen. Efendimiz hiçbir zaman para pul istememiş. Evet. Ama işte Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebubekir gibi, Bilal gibi, Musab gibi. Bunlar istemiş yani, değil mi hocam? Değil mi? Yani bu tür insanlar ve en son işte Hazreti Ömer, Ya Rabbi diyor bana iki Ömer'den birini nasip et. Yani çünkü bir düşünceyi, bir hareketi başarıya taşıyacak olan insan faktörüdür. Ve Bediüzzaman Hazretleri bu insan faktörü üzerine odaklanıyor. Ve dediğim gibi tek başına bütün olumsuzluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen yaz kardeşim düsturuyla. Evet. Ben bir şeyler söyleyeceğim. İşte sen de yazar mısın? Yanında Şanlı Tevfik Hafız abi. Onunla başlayarak evet. Bismillah her hayrın başıdır deyip İman çekirdeğini, iman tohumunu, sevgi çiçeklerini yürekten yüreğe, kalpten kalbe taşıyarak bugün milyonları bulmuş durumda. Bugün dünyada eserleri en fazla yabancı dile çevrilen kişilerden birisi Bediüzzaman evet. Hazretleridir. 60'tan fazla yabancı dile eserleri çevrilmiş. Ya bunu şunu söylemek istiyorum. Buradaki temel şey şu. Bediüzzaman'ın davası şahsi bir dava değildi. Bir menfaat, makam, mevki değildi. İşte öldüğünde, vefat ettiğinde Urfa'daki bir sepetteydi bütün dünyası. 14 lira değil mi? Tahmin ediyorum öyle bir şeydi. Para, toplam para 14 lira. Bir bardak, bir çaydanlık. Bütün dünyası bu ya. O da kırık olan. Bütün dünyası bu olan bir yamalı insan. Yamalı ayakkabı. Yamalı ayakkabı, yamalı elbise. Böyle bir kırık yani... bir efendim... Kaşık. Evet, kırık şeyle, telle tutturulmuş. Bunlar tabii... Böyle, abinin, yani dünya cihetiyle böyle bir insan. Özür diliyorum. Estağfurullah. O müjdeyi de izleyicilerimizle paylaşmak için söylüyorum. Malumunuz abimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Tabii oranın daha güzel bir yere taşınması ile ilgili güzel müjdeler var değil mi abi? Evet. İnşallah. Yani ümit ediyoruz. İleriki tarihlerde bunu tahkik için yerel yönetimdeki arkadaşlar, başkanlar uğraşacaklar. Biz de o müjdeli haberi tahkik edeceği zaman söyleriz. İnşallah. Yani burada bizim buraya odaklanmamız gerekiyor. Bediüzzaman'ın mesajı neydi? Davası neydi? Hani karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükselmiş. İçinde imanım, evladım tutuşmuş, yanıyor diyor. Üstadın evladı yok. Yok işte bu yani millet diyor. Girmemiş. Hani ama... diyor ya, milletimin imanını selamette görürsem, evet. Vücudum cehennemde ateşler içerisinde yansa, gönlüm gül gülistan olur. Böyle bir insan. Ve İslam'dan başka, Allah'tan başka, dini mübinden başka, Hazreti Peygamber'den başka bir davası olmayan bir insan. Dolayısıyla işte bize verdiği mesaj bu. İslam'ın o ahlaki öğretilerini, hayatta nasıl yaşanması gerektiği o ilkeleri bize veriyor. Onun için diyor işte hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İşte bunu kendi hayatında ortaya koymuştur. Kainata meydan okumuştur. Evet. Teknik ve teknolojiye meydan okumuştur. O dönemde yazarak, elle yazarak, teksir makinesi sigara kağıtlarına yazarak, kibrit kutularına yazarak bu hakikatleri ortaya koymuştur ve
bu dinin, bu mesajın bize ulaşmasına aracılık etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onun gibi yine diğer kahramanlarımızdan, İslam büyüklerinden onları rahmetle anıyoruz. Yeter ki biz onlara layık olalım. Onların o yüksek hatıralarını, onların mesajlarını kendi hayatımızda ve özellikle gençlerimize, çocuklarımıza taşıyarak bu nurun, bu halkanın, bu muhabbet halkasının, iman halkasının bütün toplumumuza yayılmasını sağlayalım. Bizim kurtuluşumuz buradadır. Başka da reçetemiz yok. Bunları hayata tatbik edebildiğimiz ölçüde toplumsal sorunlarımızı inşallah bir bir çözmüş olacağız. İnşallah. Abdülkadir abi, 2 dakikamız kaldı. Evet, ben bu akşam Şanlıurfalıların bu misafirperverliğinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum.